Olayın gelişimini az sonra bağlanacağımız sayın milletvekillerinden ve hukukçulardan dinleyeceğiz ama olay biliyorsunuz 14 Haziran 2017'de bu malum Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan MİT tırları görüntüleri davası ile ilgili olarak Enis Berberoğlu'nun hakkında bir mahkumiyet ya da tutuklama kararı verilmesiydi. 5 yıl hapis cezasıyla tutuklama kararı verilmesiydi ve ardından da biliyorsunuz hemen ertesi gün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir adalet yürüyüşü başlatmıştı. Olay ta o günlere dayanıyor ama daha sonrasında da gelişimi var. Şimdi o gelişimin nasıl olduğunu ve bugün gelinen noktayı konuşmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukukçu milletvekillerinden avukat Sayın Sera Kadıgil telefon attığımızda. Sera Hanım iyi akşamlar efendim, merhaba. Merhaba Recep abi, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tarihi bir gün yaşıyoruz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bugüne kadar görülmemiş bir uygulamadan söz ediyoruz herhalde. Durup dururken fezlekenin getirilip okunması bekliyor muydunuz? Tabii ki beklemiyorduk. Sadece biz değil, iktidar partisi de beklemediğimizi ve çok net bir şekilde gördük. Yani yalnızca bizim değil, meclisteki birkaç kişi dışında sanıyorum herhangi bir kimsenin bilgisi yok, gündemde yok. Ve işin daha acısı, daha trajikomiği. Bundan önce gruplar arasında yapılmış ve bir tamir gereği bir anlaşma var. Anayasa hukukçularından kusura bakmayın biraz sinirliyiz bu arada. Yani sabahta hakikaten gergin anlar getiriyoruz ve yarın bir milletvekili arkadaşımızı bu hukuksuz haksız uygulamalar nedeniyle bir kez daha cezaevine teslim etme korkusuyla karşı karşıyayız açıkçası. Ve burada aslında şunu şöyle özetlemek istiyorum izniniz olursa, yani nedir bu konunun özü? Çünkü yok kesinleşmiş böyle yorumlar görüyorum. Ha, kesinleşmiş mahkeme kararı var, hiçbir hukuksuz yok vesaire. Burada olan şey şudur. Sarayın atanmış bir memuru Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, ki bu meclis yeri gelmiştir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten hesap sormuş bir meclistir. Bu meclise iki satır yazıyla atanmış bir memur bir talimat gönderiyor. Hiçbir vekilin haberi yok. İktidar Partisi vekillerinde buna dahil. Hiçbir vekilin haberi yok. Burada apar topar okutuluyor. Ve iki senedir var bu fezlekeler bakın. İki senedir bunlar var zaten. İki senedir bunlar orada ve mecliste bir araya geliniyor. Parti gruplarının temsilcileri, burada şunu diyorlar. Biz bir görüş alalım. Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuru var. Gidelim anayasa hukukçularından görüş alalım. Meclis başkanlığı yapıyor bunu. Ve görüş geliyor. Deniyor ki evet bu sürecin sonunun beklenmesi uygun olur. Süreç derken hukuki anlamda o süreci de biraz açar mısınız? Galiba bir de Yargıtay'dan bir kesinleşme bekleniyor değil mi burada? Bildiğim kadarıyla öyle ama çok yoğun bir gün geçiriyoruz. Dosya avukat arkadaşıma da ulaşamadım. O yüzden onun detayını bilmiyorum. Yanıtmak istemem. Tamam. Yani bizim burada gün boyunca yaptığımız tartışmanın özünü açıkçası özetlemeye çalışıyoruz. Ve yapılan büyük ayıbı, meclis içerisindeki bu teamülün yıkımını aslında özetlemeye çalışıyorum. Ve neden bu kadar sinirli olduğumuzu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Anayasa Mahkemesi'ne de bir bireysel başvurusu var Enis Berberoğlu'nun ve o da bekleniyor henüz. Tabii ki Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapılmış ve Anayasa Mahkemesi bakın dönüş yapmış. 6 Mayıs'ta diyor ki ben bunlara bakacağım, sen bana şu sorulmakları da yolla. Bunu yani ortada hala devam eden böyle bir süreç varken getiriyorlar burada apar topar okutup milletvekillerini düşünüyorlar. Enis Berberoğlu ve iki tane HDP milletvekilini. Yani buradaki zaten temel siyasi ahlaksızlık tam olarak bu konu. Özür diliyorum, kusura bakmayın. Yok biraz rica ederim. Sizin de genel kurulla kulis arasında koşuşturmacalarınız var. Onu da izleyicilerimiz bilsinler diye ben de altını çizmek istiyoruz. Şimdi durup dururken geldi. Geldiğinde okunduğu anda mecliste neler yaşandığını bizimle paylaşır mısınız lütfen? Yani bunun tabii ki sabah duyumuzda geldiği andan itibaren öncelikle inanamadık. Onu söyleyeyim. Bu kadar büyük bir saygısızlığın, siyasi tahammülün, meclisin itibarının bu kadar ayaklar altına alınabileceğine ihtimal vermek istemedik. Grup başkan vekilimiz bu konuda çok yapıcı bir Sayın Engin Altay konuşma yaptı ve bu adımı atmayın dedi. Bunu yapmayın dedi. Siz milletvekilisiniz dedi. Şunu da söyledi bakın Sayın Altay. Eğer bunu siz kendi aranızda grup kararı olarak geçirseydiniz biz böyle konuşmazdık. Sizin mi haberiniz yok? AKP grubuna hitaben söylüyor bunu. Ve meclis başkanlık divanına hitaben söylüyor bunu. Sizin de haberiniz yok bu olandan bitenden. Saraydan gelen bir talimatla meclisin bütün teamülünü ayaklar altına alıyorsunuz dedi. Bu oyunlarda yapıldı. Buna rağmen sür ve hukukçu müddetin milletvekilleri çıktı. Bunun ne kadar doğru olduğunu hiç utanmadan açık konuşuyorum. Hiç utanmadan savunmaya kalktılar orada. Ve yine utanmadan
Sizin milletvekili arkadaşınızın milletvekilliğinin sanki hukuki bir şey varmış gibi. İşin ötesi bu arada Enis Berber. Evet, telefon hattında bir kopukluk mu oldu arkadaşlar? Tekrar deneyecek arkadaşlarımız. Avukat Sera Kadıgil ile konuşuyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukukçu milletvekillerinden Sera Kadıgil daha önceden hiçbir bilgi verilmeden, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne de Halkların Demokratik Partisi'ne de hiçbir bilgi verilmeden ve meclisin teamülleri gereği bu tür hassas konularda öncelikle böyle gelenekler vardır. Meclis Başkan Vekilleri bir araya gelirler. Meclis Başkanlık Divanı'nda Meclis Başkanı'nın ya da Başkan Vekili'nin gözetiminde bir toplantı yapılır. Bir gündem oluşacağı, böyle bir gündem oluşacağı, yani öteki gündem maddelerinin önüne geçeceği söylenir ama bu kez bunun da yapılmadığı anlaşılıyor. Avukat Sera Kadıgil, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, tekrar telefon attığımızda. Sera Hanım, buyurunuz efendim. Kaldığınız yerden dinliyoruz sizi. Merhaba, kusura bakmayın. Lütfen kesildiğini bile fark etmemişim açıkçası. En son ne kadar duyuldu bilemiyorum. İzleme imkanım yok şu an. Meclis bahçesindeyim çünkü. Buyurun efendim. Şimdi şeyde kalmıştık. Okunduğu anda mecliste neler yaşandığını, Engin Bey'in itirazlarını anlatmıştınız. Gerisinde neler yaşandı? Gerisinde de şu anda bütün bu gereksiz bir bekçi kanunu vardı gündemimizde, malumdur. Onunla ilgili tüm konuşmalarımızı geri çektik. Biz hukukta milletvekili olarak söz alıyoruz. Ve bu hukuksuzluğu altını çize çize ve tekrar tekrar anlatıyoruz. Şu anda hatta tam biz konuşurken alkışlı protesto eylemimizde CHP grubu olarak mecliste devam ediyoruz. Meclis yayını açıksa izleyenler farkındadır. Bundan başka bir gündemimiz olmaz ve olamayacak. Bizim bir milletvekili arkadaşımız bu kadar hukuksuzca, haksızca, ahlaksızca ilk önce yargılanıp sonra hapis cezası alıp daha sonra burada bu şekilde milletvekili düşürüldükten sonra bizim burada zaten konuşacak başka bir şeyimiz yok açıkçası. Biz bunu konuşacağız ve bunu konuşuyoruz sabahtan beri de. Çok da açıkçası sert geçiyor, sert geçen bir meclis. Evet Sera Hanım, bir de yine olağan dışı görüntüler yaşandı. Geçmişte de yine benzer durumlarda yaşanmıştı ama Halkların Demokratik Partili milletvekilleriyle sizlerin birlikte faşizme karşı omuz omuza ya da işte gün gelecek AKP hesap verecek şeklinde sloganlar attığınızı da duyduk. O olay nasıl gelişti? Yani bu böyle koordineli haydi hep beraber böyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar gibi bir durum yok. Yani meclisin genel kurul salonu çok heyecanlı bir yer açıkçası ve hele böyle gerilimli günlerde iyice heyecan ve sinir katsayıları yükseliyor. Bu kendiliğinden gelişen bir durum, yani biz başladık slogan atmaya. HDP'den de iki milletvekilinin benzer şekilde milletvekili düşürüldü. Onlar da katıldı. Bu şekilde oldu, yani burada zaten tepki verilen şey temel olarak bir hukuksuz. Yani biz hak, hukuk, adalet kârıyla yürürken bu şiarın peşinde olan herkes nasıl bizimle birlikteyse şu anda da aynı durumdayız aslında. Peki Sera Hanım. Yani bu HDP olmaz, İYİ Parti milletvekili oldu, başka bir parti milletvekili oldu. Bizim aynı şekilde aynı tepkiyi zaten verirdik. Burada peki, bizim verdiğimiz tepkinin kaynağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılan bir saygısızlıktır. Saray vesayeti altına alıyorlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni. Bizim çıldırdığımız temel kodu da budur açıkçası. Peki Sera Hanım, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın, hemen zaten geri dönmek durumundayım. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sizi de iş başında meşgul ettik. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. İyi.